Arkadaşlar herkese selamlar. 2024 IT'ye az bir zaman kaldı. Bu süreci nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Yine arkadaşlar bayağıdır ders çalışıyorsunuz. Şöyle bir ortamı görerek de hava alın. Ben de konuşacağım. Ara kamerayı kendime çevireceğim. Şimdi arkadaşlar az bir zaman kaldı ama bizim kanalımızın bir sloganı var. Neydi bu? Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Yani şimdi siz algı yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu kalan zamandaki her bir gün bir hafta etkisi yapar. Neden? Çünkü artık açıklar belli, hedef belli, şahıs belli, hepsi belli yani. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Daha iyi konsantre oluyorsunuz ve ben sizin daha iyi yapacağınızı düşünüyorum. O yüzden bu son ayda ne olur demeyin, çok şey olur. İnanılmaz şeyler olur. Sene boyunca halledemediğin konuyu bu ayda halledersin. O yüzden hani birinci bakış açımız bu olacak. İkincisi arkadaşlar bizim için sadece matematik değil tüm dersler önemli. Özellikle son günlerde çıkmış Türkçe sorularına ALES, KPSS muhakkak ama muhakkak bakın arkadaşlar. Bu sizin faydanıza olacaktır. Şimdi gelelim matematikle ilgili. Arkadaşlar matematikle ilgili deneme çözüyorsunuz. Eğer denemeyi çözdükten sonra yanlışlarınıza bakmıyorsanız, gidip o konuyla biraz ilgili biraz soru çözmüyorsanız, zayıfsanız eğer o konuda, bu çalışmanız tamamen boşa gidiyor yani. O yüzden deneme çözün ama denemeleri böyle çözün. Her gün deneme çözmektense bir gün, iki günde bir çözün ama bu kafada çözün, daha iyi olur sizin için. Yoruldum. Şimdi bir başka olay da şu arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz geçen sene IT matematik denememiz vardı. Bu sene ben onun limit türevi integral kısmını güncelleyip çıkaracaktım. Nasip yetişmedi. Yani yetişse bu sefer sadece yazmış olmak için yazacağım. Baskı vesaire, bunlar çok zor aşamalar. Ben de dedim ki onun yerine yine bu AYT denememiz dursun bir kenarda. Biz arkadaşlar MEP kitabından limit, türev, integral, çember analitiği gibi konuları inceleyelim. Arkadaşlara sorular atalım. Yani bir yere kaçmıyoruz yani arkadaşlar. Yine ben limit, türev, integrali atacağım. Açıkçası senenin başında beni şu yanlışa düşürdü. Yani bizim kanalda AYT matematikle ilgili çok video var. Dedim yani arkadaşlar bunlardan faydalanır ama mesela son birkaç gündür özellikle daha önceki çalışmalarımdan faydalı olacakları düşünüp attım. Bakıyorum birçok arkadaş ilk defa görmüş. Bunu da görünce özellikle hani bu videoda bahsetmek istedim arkadaşlar. Yani biz bu konuda yanıldık. Yanlış düşündük. Dedik ki yani arkadaşlar bunları bulur. Biz de önümüze bakalım. Şimdi neticede okula gittiğiniz zaman hocanız son sene farklı bir soru çıksa da size bu sene farklı anlatayım demiyor. Olayın belli bir mantığı var yani, konu anlatımı. Yani benim de birazcık kafam öyle çalışıyor yani. Ben de hani oturup yenisini çekeyim değil de bu zaten var. Biz önümüze bakalım dedik. Bu konuda yanıldık. O yüzden eski videoları muhakkak izleyin. Ben eski videolardan çok sizin için faydalı olacakları yine çekip atacağım. Şimdi bu konuyla geçiyorum. Arkadaşlar sınavdan önce özellikle permütasyon kombinasyon olasılık bizim için çok önemli. 4 net var. Algı yapmayın. Bakın ÖSYM çok kolay soruyor. Sınavdan sonra pişman olursunuz. Yekte hoca derdi dersiniz. Bakın ben dershanede bu sene 400 kişiye aşağı yukarı o soruları çözdüm. İnanmıyorlar çıkmış soru olduğuna ya. Bu çıkmaz diyorlar. Açıp gösteriyorum, ondan sonra anca inanıyorlar. Yani dolayısıyla hani permütasyon kombinasyon olası yapacaksınız yani. Hani bunun bir kaçışı yok. Şimdi onunla ilgili 4 saatlik PKO videosu. Sonra o 30 permütasyon kombinasyon olasılık denemesini çözerseniz çok rahat yeter. Hocam ben çıkmış sorular üzerinden de bir çözüm yapmak istiyorum diyorsanız yektumatile.ders.com'a geldiğiniz zaman orada bir tane kamp var. O kampa yek yazın arkadaşlar. %65 indirim. Özellikle bakın bunu videolarda vesaire söylüyorum. Yani orada da çıkmış sorular üzerinden soru çözümü var. Alamazsanız da dert etmeyin yani. Bazı arkadaşlar çok stres yapıyor. Yani ekstra isterseniz bu. Yani yoksa ben 30 permütasyon kombinasyon olasılık denemesini çözen herkesin çok rahat yapabildiğini gördüm yani. Gözlemliyorum da. Onu da geçiyorum. Şimdi son günlerde yani ben özellikle bu çalışmaları yapacağım. Daha fazla yanınızda olacağım inşallah. Yani buraya kadar işte mevcut bir sayı kesir problemler deşifre soru bankası yazdık. O bizi yordu. Ama yani onu da muhakkak sınavdan önce çözün. Yani çözmeye çalışın. 10 günde bitecek bir şey eser. 110 sayfa, 40-50 sayfası zaten kolay orta. Diğer sayfalarda orta ve ÖSYM'ye doğru diyebilirsiniz. Ben oradan da yine ara ara soru çekip atıyorum arkadaşlar. Yani onu da yine atacağım.
Hatta özellikle diyorum ki ya 8 günde problemler diye bir kamp başlatayım. Sayı kesir kısmını ve diğer videolarda bazı güncellemeler yapmam lazım. Daha önceki sayı kesir kısmını başka kaynaklardan alıntı yaparak çözmüştüm. Şimdi artık elimde yeterince doküman da var. Böyle bir şey de yapabilirim. Haberiniz olsun. Yorumlarda demeyin. Sınava az bir kaldı, zaman kaldı. Hocam problem videosu atıyorsunuz falan demeyin bana. Bir başka olay da arkadaşlar bence yine geometri belirleyici olacak bu sınavda. Yani geometriyi çok zor sormuyor ÖSYM. Bu bir gerçek. Ama mesela uğraştırıcı soru sorabiliyor. Yani çok basit bir şey soruyor ama uğraştırıyor yani adam. Yani adam basit bir şey soruyor, uğraştırıyor. Ve zaten amaç zaman arkadaşlar. Zamanı almak. Bu anlamda da başarılı oluyor ÖSYM. Dolayısıyla hani sadece amaç bu değil tabii ki. Bir açıdan diyorum. Dolayısıyla hani arkadaşlar geometriye de özellikle temeliniz varsa güvenin. Hani piyasa kitaplarına, piyasa denemelerine çok fazla aldanmayın. Bunun için de ben de dahilim yani. Neticede ÖSYM gibi kolay sorulduğu zaman yayınlar da tepki alıyor. Ya bu da çıkmaz. Gerçekten yani biz öğrenci arkadaşları ikna edemiyoruz ya. Edemiyoruz yani. Diyoruz ki bu soru çıkmış. Ya hocam çıkmaz. Tamam kardeşim diyoruz yani sonra artık çıkmamış. Yani biz bile inanmaya başlıyoruz artık yani. Dolayısıyla moralin motivasyonu tavan tutacağız. Çok çalışacağız. Yani buradaki bir gün bir haftaya bedel, tamam mı? Onu hiç bir kenara atmayın. Şimdi ben bazen burada çalışmalarımdan bahsediyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor yani niye bahsediyorsun? Arkadaşlar yani o IT denemesinin içinde tamam limit türev integral yok da diğer kısmı çok rahat hallettirecek kadar içerik var. Aslında diğer kısımdan net yapmak isteyenler için de çok büyük bir nimet. Niye? Daha fazla soru var. Polinomdan mesela 3 soru var. Belki bu sene bir tane çıkacak. Limit türev integral ile ilgili de mesela 9 saatte limit türev integral videosu paylaştım. Bazı arkadaşlar diyor ki 9 saatte hallolur mu? Üstüne de soru bankası çözersen çok rahat hallolur yani. Arkadaşlar biz eskiden limit türev integral çok geniş boyutlarıyla anlatıyorduk. Limit türev integral artık size çok sade yani. Hani bu anlamda da hani o limit türev integral videosunu izleyebilirsiniz. Hatta 28 saatte AYT matematik videosunu bitirebilirsiniz yani. Şeye bakmayın yani. Bak şeye çok takılıyorsunuz. Yani mesela bakıyorsunuz izlenmeleri. Yani bunlara çok fazla takılmayın arkadaşlar. Ona bakarsanız yani AYT videoları milyon izleniyor ama Türkiye'de AYT net ortalaması belli. O zaman nerede bu şeyler? Yani işte ya şu az izlenmiş kötüdür gibi algılara girmeyin bizim kanalda. Yani muhakkak ki bakın trigonometride ondan sonra diğer yerlerde ben açıklamaya da link bırakacağım. TYT MSÜ'yü tekrar etmek isteyen arkadaşlara da yine geçen sene deprem zamanı arkadaşlar TYT MSÜ'yü ortak kamp yapmıştık. Onu da yine %65 indirimle bırakacağım. Sitede ben de kiracıyım arkadaşlar. Vergi veriyorum vesaire. Yani yapabildiğimi yapıyorum size. Onu da oradan yani özellikle tekrar edebilirsiniz. İçinde ne var? Geometri dahil full bir kamp. Özellikle depremzede arkadaşlarımız olduğu için biz o kampı çok geniş yapmıştık. Hani anladınız. Konuşmak istemiyorum o konuda. Yine içinizde hani deprem bölgesinden yazan imkanı olmayan arkadaşlar varsa orada irtibat numarası da var. Bize ulaşabilirler. Bu bahsettiğim yeklumatileders.com'da olan kamplar. Yani bunların dışında sadece şunu söylemek isterim. Eski yeni olayına takılmayın arkadaşlar. AYT matematikte hele zaten belli oturmuş bir şey var. Yani konunun dışına çıkıp yeni bir soru tipi üretme şansı da bir yerde kalmıyor. Tamam TYT'de problemlerde vesaire yeni bulabiliyorsun ama AYT bilgiye dayalı bir şey olduğu için hani bu şeylere kapılmayın. Yani ben gerçekten kazanmak isteyen arkadaşlara konuşuyorum. Yani zaten hani bizim farklı düşünceler içinde olduğumuzu düşünüyorsanız gerek yok yani 3-5 izlenme fazla olacak diye bir olaya girmeye gerek yok. Sadece bizi senenin başından beri takip eden ya da ne bileyim işte sonradan bizi keşfetmiş arkadaşlara söylüyorum. Yani o eski videoları oturup izlemeniz lazım. Ben onların içinden en seçtiklerimi tekrar atacağım ama bu yandan da işte Milli Eğitim Bakanlığı kitabından size sorular da atacağım. Yani morali zirve tutun arkadaşlar. Bir de bu sınavda her şey matematik değil. Yani matematiği belki ortalama bir seviyede tutup başka yerden eleyebilir ÖSYM. Buna da dikkat edin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması birazcık benim kafamı karıştırıyor sadece. Kitapta olmayan bir şey çıkmayacak derken işte ÖSYM ile ortak soru hazırlıyoruz diyor. Ya bu konuda da ben açıkçası burada konuşmak istemiyorum. Ama yani burada yani bir acaba düşünüyorum yani. O yüzden de ben her ihtimali göz önünde bulundurarak hem MEP kitabından hem de ÖSYM'den sizlere soru atacağım inşallah. Olayımızın mantığı bu olsun. Son günler çalışalım. Kanalın zilini açın yani arkadaşlar. Bizim asıl zaten meşhur olan şeyimiz de bu. Son günlerde yaptığımız bu soru tahminleri. Ondan sonra nokta atış olaylar. İnşallah yine bu senede sizlere faydalı oluruz. Ama derya deniz yani. Her söylediğimiz %100 çıkmayabilir. Bazen yanılmış olabiliriz. Ama bu sınavında belli bir mantığı var. Biz de bu mantığı aşağı yukarı yakalıyoruz. Hepinizi çok seviyorum.
tek başımıza yazdığımız için biraz böyle oluyor. Emin olun A hocasına, B hocasına yazdırıp kendim yazmış gibi, aa arkadaşlar yeni bir kampla geldim size filan demek isterdim belki ama olmuyor yani. Tek başına yapınca çok zor oluyor. Yazıyorsun ayrı bir şey. Kontrol ediyorsun daha zor. Videosunu çekiyorsun, videosunu yüklüyorsun. E hocam tek başınıza yapmayın. E tek başınıza yapmayınca da bu sefer o soru kalitesi değişiyor. Biz de hani şu anda belli bir kalitedeyiz. Mesela ben şimdi limit türevi tekrarı çok rahat hallederdim ama dedim ki ya şimdi benim daha fazla analiz yapmam lazım ve bu baskıya girecek. Baskıdan sonra ben bunu oturacağım, çalışacağım. Bu aşamaları ben dedim arkadaşlara tekli video olarak atarım. Onlar da daha fazla faydalanır. Videoyu buraya kadar dinlemeyi başaran arkadaşlarımız yoruma ne yazsınlar biliyor musunuz? Çam ağacındayız ya. Çam yazsınlar bakalım kaç tane arkadaşımız var görelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.